Yatağında kurulu gücü 3x210 gücündeki termik santralinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen patlamada bir kişi elinden ve yüzünden yaralandı. Gece saat 01.30 sıralarında santraldeki 380 kilovoltluk elektrik dağıtım panolarının bulunduğu bara odasında enerji nakil işlemi sırasında patlama oldu. Patlama nedeniyle Oray Okçu isimli işçi elinden ve yüzünden yaralandı. Yani o odayı alamıyor işlerden dolayı. Bizim yanık ünitemiz var yoksa bir ünitede bir odamız var ona ayrılmış. Patlama esnasında gömleği alev alan Oray Okçu, elbisesini hemen çıkararak vücudunun başka alanlarının yanmasını engelledi. Santral vardiya arkadaşları tarafından 112 acil servis aranması sonucu Oray Okçu önce Yatağan Devlet Hastanesi, ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümüne sevk edildi. Burada eline ve yüzüne yanık tedavi uygulanan Oray Okçu'yu Yatağan Termik Santrali İşletme Müdürü Harun Sarı ziyaret etti. Yanmaya başlayınca hemen yırttım. Önce çıkaramadım. Sonra yırttım, attım onu. Vallahi bir tecrübe de yani. Evet, evet. Tecrübesizleri düşündüm yani. Çocuklar bir... Yeniköy Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu, meydana gelen kazada bir işçinin yüzünde ve ellerinde yaralanma meydana geldiğini belirterek şunları söyledi. Yatağan Termik Santralı buhar kazanları 3 nolu ünitenin değirmen kömür besleme hattının enerjilenmesi esnasında kısa devre oluşuyor. Meydana gelen ark neticesi bir arkadaşımızın iki elinde yanıklar oluyor. Bir elinde ikinci derece yanıkta. Kazada yaralanan arkadaşımızın hayati tehlikesi yok. Şu anda durumu iyi. Muğla Devlet Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Muğla Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Fahri Tuna, Oray Okçu'nun ikinci derece yanık tedavisi gördüğünü belirterek, bu tür yanık tedavilerinde vücudun yanan noktalarında kabarcıklar oluşur. İkinci derecede yanık tedavisi en az 15 gün süreyle devam edecek. Hastamızı 15 gün sonra taburcu edebiliriz, dedi. Yanmaya başlayınca hemen yırttım, önce çıkaramadım. Sonra yırttım, attım onu. Vallahi bir tecrübe de yani. Evet, evet. Tecrübesizleri düşündüm yani. Çocuklar bir yer düşündü. Zaten başkası yapalım. Olsa çıkamazdı bir de. Gittim değil. Aşağıdaki odanın durumu nasıl? Atladım, eğildim zaten. Ha, iyi yapmışsın. O kesici takayım derken elimdeki manevrayla o yaptı o elimi. Hmm. O manevrayı falan taktın onu çevirirken. Evet, evet zaten bir iki tur gitti. Evet. Ondan sonra. Şimdi. Odayın ani gelişen bir patlama sonrası yaşandığını belirten yaralanan işçi Oray Okçu, gece vardiyasında çalışırken enerji besleme ünitesindeki arızanın ardından tekrar enerji verildi. Bu sırada patlama oldu. Ben kendimi ne kadar geri çeksem de elbisem tutuştu. Elbisemi çıkarırken ellerimde ve yüzümde yanıklar oluştu, dedi.